bu evet hayır verilen tezkere Amerika başta olmak üzere bir sürü küresel gücün hemen güneyimize, dibimize, Suriye'nin üstüne sınırlarımıza kurdurmak istedikleri bir PKK devletini ola ki bunlar yeltenirlerse şöyle girip iki tokat atabilmemiz içindir. Bu tezkere budur. Sabaha kadar budur. Öyle bas bas bağırmayla kandıramazsınız kimseyi. Şimdi bu tezkereye birileri evet diyemiyorsa kendi ayıbını, eksiğini, yanlışını kapamak için abuk subuk bağırıyor. Biz de dinliyoruz. Seçmen bunu yer mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun muazzam süper zeka planları doğrultusunda aman HDP'yi kaybetmeyeyim paniğinde Evet. Halbuki haberi yok ki. HDP'nin 8-10 puanlığı absorbe edecek yani konsolide edecek kendine yaklaştıracak. Onun dışında da herkesi kaybedecek. Farkında değil. Tamam, sakinleşin. Bir de utanmadan yalanlar uydurarak bu tezkereye evet diyen vatan hainidir diye utanmadan laflar konuşuyorsunuz. He aklı sıra İYİ Parti'ye şu mesajı veriyor. Valla gerekirsen git diyor. Bak ben HDP ile 35'i buluyorum diyor. Bulamazsın be. Senin 25'in konsolü de değil. Sen HDP ile gir bakayım bu şekilde kol kola. CHP 30'dan 3'e düştü. Meclise HDP milletvekillerini soktu diye. 1993'te. Sen SGK'da o sırada başka işlerle uğraşıyordun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ertesi gün kürsüye çıkıp bu testere. Evet diyen vatan haindir filan. Böyle yırtınması, bağırması, çağırması yaptığı ayıbı süsleyebilmek için. Yani ev sahibini bastırmak için. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla gerçek şudur. Bu devlet güneyine bir PKK devleti kurdurmamak için gerekirse Amerika yanında onun da bunun da oyununu bozar. Oraya da girer şamanında basar. Onun eveti hayırı bu. Beka, beka dedikleri de bu. Siz buna sırf HDP'ye hoş gözükmek için hayır diyeceksiniz. Sonra da bunu süslemek için yalanlar uyduracaksınız. Bizi de aptal yerine koymaya çalışacaksınız. Hadi. Biz gerçekten çok sinirlenmişsiniz. Bu işe çok sinirlendim. İşte bu sebeplerle 11 yıldır bu mağlubiyet rekorlarını kıldı bu Kılıçdaroğlu. 10 seçimdir kaybetti de kaybediyor. Yine kaybeder diyor ki HDP'nin 10 puanı benim olursa ben bu işi bitirdim. Tezkere olayı boşuna tartışılan, tartışıldıkça utandığım bir şeydir. Bu milletin, bu devletin çıkarı için Kuzey Suriye'ye bu ülke müdahale edebilmelidir gerektiğinde o PKK devletini kurdurmamak için. Asıl buna hayır diyenler cumhuriyete karşı Peki. hıyanette bulunmuştur.